Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. 65 günde AYT Matematik serüvenimiz devam ediyor ki bugün itibariyle geldik 34. güne. Limite son 2 derse geldik ama limitin en önemli dersindeyiz. Limitte belirsizliklerdeyiz. Yani limit ilk 3 ders sadece limitin ne olduğunu anlattım sana. Limitte nasıl işlem yaptığımızı anlattım ama bu ders itibariyle limitte nereden soru gelir diyorsan anında buradan gelir. O zaman lafı uzandırmaya, lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. 65 gün daha matematik devam ediyor. Elimizde kalem önümüzde 65 günde daha matematik 34. gün. Gönder, gönder gelsin dedim aldım seni karşıma. Nasılsın? İyi misin? Afiyetler misin? Bugüne kadar umarım böyle hakkını vere vere gelmişindir. Soruları çözmüşsündür. 34. günde ne yapacağız? Belirsizlik durumlarına bakacağız. İki tip belirsizlikten bahsediyoruz. Artık bunun haricindeki bütün belirsizlikler zaten müfredat dışı olduğu için biz diğer belirsizliklerle ilgilenmeyeceğiz. Bir sadeleştirme var. Bir de köklü ifadelerde belirsizlik durumları var. Bir de böyle trigonometrik fonksiyonlarda belirsizlik durum var. Ama buradan neredeyse hiç soru gelmedi. Hatta kuralını bile yazıp veriyorlar. Öyle söyleyebilirim. O zaman lafı daha fazla hiç uzatmadım. Ve açtım artık belirsizlik durumlarında. Birinci durumla karşındayım güzel arkadaşım. Hocam burada ne anlatacaksın bize? Gerçek sayılarda tanımlı FG fonksiyonları için limit x giderken a'ya fx'in cevabı 0. Aynı şekilde limit x giderken a'ya gx'in de cevabı 0 ve biz bunları birbirine bölüyorsak nasıl bir durum gelir karşıma mantıken? Hocam yukarıdan sıfır aşağıdan 0 0 bölü 0 gelir. İşte biz buna 0 bölü 0 belirsizliği diyoruz. Eğer 0 bölü 0 belirsizliği varsa kusura bakma limiti bulamazsın. Bir düzenleme yapman lazım. Peki nasıl bir düzenleme yapacağız? Bizim kuralımız nedir? Belirsizliğinde f, g fonksiyonlarını çarpanlarına ayıracağız. Çarpanlarını ayırdıktan sonra belirsizliğe sebep olan ifadeden kurtulacağız. Ne demek bu? Mesela buranın paydasında x eksi a varsa ben x yerine a yazdığımda payda ne oluyor? Sıfır. Demek ki x eksi a çarpanından kurtulursam ben bu tip soruları çözebiliyor duruma geleceğim. İşte o çarpanından kurtulabiliyorsan artık o limitin bir cevabı vardır diyeceğiz. Hatta bak ilk soruyla başlayalım artık. Limit x giderken bire bıdı bıda ifadesinin değeri nedir? Öncelikle en çok yapılan hatadan hemen seni bir alıkoyayım. Önce yapıştırı geç. Denemeden asla başlama. Bir yazdın x yerine. Bir daha bir yazdın yukarıda. Aşağıda bir yazdın. Burada bir yazdın. Ne geldi? Sıfır bölü sıfır. Bu bir belirsizlik midir? Evet belirsizliktir. Nasıl kurtulunur? Çarpanları ayırmayla. Kim sebep oluyor buna? Aşağıdaki sıfır sebep oluyor. Bak x yerine bir koyuyorsun. Aha diyorsun buldum yerini. Eğer ben bu çarpandan kurtulursam ben bu limiti alabilirim diyorum. O halde başlıyorum. Eğer limit x 1'e giderken ben yukarıda çarpanlarını ayırsam ne gelir? x kare eksi 1 bir, bir de x kare artı 1 gelir. Evet 2 kare farkı. Aşağıdan ne geliyor? Küp açılımı x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 geldi. Süper. Bak kim sebep oluyor belirsizliğe işte bu arkadaş. Ben ondan kurtulacağım. Yani yukarıdakiyle bir şekilde onu sadeleştirmem lazım. Peki hocam onu nasıl sadeleştireceğiz? Nasıl kurtulabiliriz ondan? Şu ifade hala çarpanlarına ayrılabiliyor mu ayrılıyor. O halde ben diyorum ki o arkadaşı bir kez daha çarpanlarına ayırırım. Bir eksilisi gelir. Bir artılısı gelir. Yanında da ne var? X kare artı biri var. Aşağıda kim var? X eksi 1 var. Onun yanında kim var? X kare artı X artı 1 var. Kimler sadeleşti? Cırt sana cırt sana bunlar gitti. X yerine artık o istediğim değeri yazdığında lütfen pür dikkat devam ediyorsun. X yerine o 1'i yazdığımda belirsizlik durumu kalktı mı kalkmadı mı? Denemeden bilemezsin. X yerine 1 yazdım buradan 2 geldi. X yerine 1 yazdım buradan 2 geldi. X yerine 1 yazdım buradan ne geldi? 3 geldi. Hocam yukarıdan 2 kere 2'den 4 aşağıdan 3 belirsizlik durumu kalmıştır. O halde limitin cevabı 4 bölü 3'tür. Anlaştık mı? Bitti. Olay mevzu bundan ibaret. Gel. Limit x giderken 9'a bıdı bıdı limitinin değeri nedir? Hocam köklü ifadelerle ilgili bilgiler yanda demiştin. Hayır hayır. Bu bildiğin hala çarpanları ayırma ifadesi. Bak alışkanlık olsun. Lütfen ama lütfen. Önce x yerine değeri yazarak başla kök 9 eksi 3 bölü 9'un karesi eksi 81. Yukarıdan 3 eksi 3 aşağıdan 81 eksi 81 geliyor değil mi? 81 eksi 81 ne geldi? 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Belirsizliği bulduktan sonra diyorsun ki kendine hocam tamam başlayabiliriz. Neye başlıyoruz? Çarpanlara ayırmaya başlıyorsun. Olay mevzu çarpanlara ayırmayla çözülebiliyorsa tamam diyorsun. Kök x eksi 3 bu ayrılmıyor. Bu arkadaş ayrılır. 2 kare farkıdır. Bir x eksi 9 bir de nedir? x artı 9'dur. Hala ayrılabiliyor. Hocam bu ayrılmıyor. Hayır ayrılabiliyor. Bak kök x eksi 3 kök x artı 3 şeklinde ayırsın. Dersin ki cırt sana sana. Bunlar gitti. Geriye kim kaldı gel bir görelim. x giderken 9'a yukarıda hiçbir şey kalmadı 1 kaldı onu yazdım. Aşağıda kök x artı 3 çarpı x artı 9 ifadesi kaldı ki Artık x yerine 9 yazdığında seni sıkıntıya düşüren bir durum var mı? Hayır ortada yok. O zaman x yerine sadece 9 yazman yeterli soruyu bitirebilirsin. Yukarıdan bir geliyor. Buradan dışarı 3, 3, 3 daha 6 geldi. Buradan 18 geldi. Yani cevabımız 18 çarpı 6 yaptım. Tamam da onu da bulmam gerekiyor. Şöyle yazdım. 1 yazdım. 6 kere 8, 108 geldi değil mi? Vurdum cevabı 1 bölü 108'e. geçtim eşitim 3'ünü Yalnız bir dakika bir dakika geçiyorum üçüncü soruya da. Sen anlıyorsun beni değil mi? Bir problem yok. Her şeyi anlıyorsun bir sıkıntı yok. O zaman devam işte bak daha ilk sorulardan aman diyeyim. Ya burası olmadı falan istemiyorum. Hepsini anlamadan yani en ufak kafada bir pürüz bırakmadan ilerleyeceğiz. Tamam mı? A virgül B. Elemanın reel sayı olmak üzere. Limit x giderken 3'e bıdı bıdı ifadesinin cevabı B'ye gelmiş. Ama bir dakika hocam diyorsun kendi kendine. Ben limit x giderken 3'e yerine yazsam paydadan ne gelir? 0 gelir. Ya payda sıfırken cevap bir reel sayı çıkabilir mi? Yani paydanın 0 olması durumundan kurtulmadığın sürece bu bir belirsizliktir dersin. Ve belirsizlik böyle çözülmez. He belirsizlik durumundan demek ki kurtulmam lazım. Peki bunu nasıl halledeceğim? Ya hocam iyi güzel hoş da peki ne yapacağız diyorsun. Ey güzel arkadaşım. Limitte x yerine 3 yazınca demek ki yukarıdan da 0 gelecek. Aşağıdan da 0 gelecek. E ne olacak? Ha çarpanlarına ayrılabiliyor diyeceğim. Çarpanlarını ayırıp sadeleşeceğim cevabı B bulacağım. Böyle bir olay gerçekleşmiş burada. O zaman şunu anlıyorum. Ben eğer x yerine 3 yazarsam yukarıdaki denklem sıfıra eşit olacak. 3'ün karesi eksi 3 tane a artı 12'nin cevabı ne çıkmak zorunda 0. Şu 3'ün karesinden 9 topladım 21. Bunlar 21. Karşıya attım 3 a. A eşittir ne geldi? 7 geldi. Bak a dediğim sayı 7'ymiş. Aslında burada şöyle bir denklem varmış. Limit x giderken 3'e x kare eksi 7 x artı 12 bölü x eksi 3 ifadesi var. Ben bunun limitini bulacağım. Ya bir dakika diyorum. X'i 3 diye yerine yazınca burası 0, burası 0 geliyor. E belirsizlik var. Belirsizlik durumunda ne yapıyorduk? Tabii ki ilk yapmam gereken şey çarpanlarını ayırmak. Çarpanlarını ayırıyorum. 3'e 4 desem, eksiye eksi desem sağlıyor. O zaman bir alt satıra daha indim. Limit X giderken 3'e. Çarpanlarına ayrılmış hali X eksi 3 çarpı X eksi 4 yazdım. Böyle aşağıdan ne geliyor? X eksi 3 geliyor. Var mı sadeleştirme? Var. Bunlar gitti. Artık X yerine 3 yazınca herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. 3'ten 4 çıktı ne kaldı? Eksi 1 kaldı. İşte o bulduğun değerde şuradaki limitin değeri. Yani B'yi bulduk. Ben neyi arıyorum hocam? Ben A artı B'yi arıyorum. Biz A'yı 7, B'yi eksi 1 bulduk. Toplam 6'dır dedim. Vurdum cevabı olay tamamdır. Şimdi olayı bir tık daha zorlaştıralım mı senin için? Hani biraz daha zoru gelse hocam ne gelir? Bir de onu görelim parçalı bir fonksiyon var. Nerede parçalanmış? 2'de. 2 i̇ki nasıl bir nokta? Kritik bir nokta. Artık bunu görmeyen, duymayan, bilmeyen kalmadı geçen derslerden de. Fonksiyonu veriliyor. F fonksiyonunun x eşittir 2 noktasında limiti olduğuna göre a artı b değeri nedir? Bu noktada limit var mı? Var hocam. Ben neyi arıyorum? A artı b'yi arıyorum. Peki ne yapacağız? Madem limit var diyorum burada. Limitin olması demek limit x giderken 2'ye sağdan da fx'in cevabı limit x giderken 2'ye soldan da f(x)'in cevapları birbirine eşit çıkıyor demektir. Ben buradan bunu öğreniyorum. Ya madem bunlar birbirine eşit çıkıyor, hemen diyorum deneyelim bakalım. Mesela aşağıdaki denklemde denemeye ne dersin? O hangisi? Limit x giderken 2'ye sağdan demek. Hemen buradan denklemi bulalım bakalım. x küp eksi 8 bölü x eksi 2. Önce ne yapıyorum? Yerine yapıştırıyorum. Yukarıdan ne geliyor? 8 eksi 8. Aşağıdan ne geliyor? 2 eksi 2. Ne geldi? 0 bölü 0 belirsizliği geldi hocam. Böyle çözülür mü? çözülmez. O zaman ne yapmam gerekir? Tabii ki çarpanlarına ayırma. Hemen çarpanlarına ayırıyorum. Yukarısı x eksi 2. Ardından küp açılımını yapıyoruz ya. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı, bir de ikincinin karesi. Aşağıda bir de ne var? x eksi 2 var. Cırsana cırsana. Belirsizliğe sebep olan arkadaş gitti mi? Gitti gittiyse bu soru çözülür. Hemen geldim. X yerine 2 yazdım burası 4. X yerine 2 yazdım 4. X yerine 2 yazdım 4. 3 kere 4 tane ne geldi? Limitin cevabı 12'ymiş hocam. Demek ki bunun cevabı kaç olacak 12? Peki geldim yukarıya. Hocam burası nasıl? 2'ye soldan yaklaşıyor. O halde ben de diyorum ki limit x giderken 2'ye soldan soldan. x kare artı ax artı b bölü x eksi 2'nin cevabı ne çıkmak zorunda? Bunu adım kadar iyi biliyorum. Bu noktada limiti varsa sağ sol limitleri birbirine eşit. Sağ limiti 12 geldiyse sol limiti de 12 gelecek hocam. Bunun cevabı kesin 12. Ya tamam cevap 12 de. Ben x yerine 2 yazınca payda 0 geliyor. Ya demek ki sıkıntı var. Yukarıda aslında çarpanlarına ayrılmış şöyle bir ifade var özünde. Diyorsun ki Hocam bunlar birbirini getiriyor. Biz x yerine 2'yi yazıyoruz. Cevap kaç geliyor? 12 geliyor. İki tane bilinmeyen var soruda. Dikkat et. Biri A, diğeri B. Ne yaptım? Dedim ki bir kere x, x eksi 2 çarpanı bu arkadaşın içerisinde var mı? Var hocam. Sadeleştiğinde bir tane daha çarpana ihtiyacım var. Kim olsun o? X artı C olsun. Ne A'dan ne B'den gelir o katsayı. A artı X artı C. Yazdım onu da. Şimdi diyorum ki X yerine 2 yazacağım. 2 artı C'nin cevabı artık bana limiti verecek. C demek ki kaçmış? olmuş. Ya tamam da biz C'yi falan istemiyoruz. Bak bakalım ne istiyoruz. X kare artı AX artı B ifadesi zaten vardı. Şunu şöyle sağa doğru alalım. Sola doğru aldık. Eşittir dedim. Çarpanlardan biri bu çarpanlardan diğeri bu. X eksi 2 çarpı X artı 10 geldi mi? Geldi. Ya bunun çarpanı bunu verecek. E polinomlarda da eşitliği kullanıp cevabı bulacağım. Hadi gel bulalım. X kare artı 10x eksi 2x eksi 20. Düzenledim. X kare artı 10x. Hayır hayır hayır. Bir dakika 8x kaldı orada. 8 tane x eksi 20. Bunu buldum. E demek ki A dediğim ifade 8'e eşit. Yazalım. A dediğim ifade 8'e eşit. B dediğim ifade kime eşit? Eksi 20 eşit. A'yı da B'yi de buldum mu bu buldum. Soru benden ne istiyor? A artı B'yi istiyor. O halde diyorum ki hocam A artı B dediğin ifade 8 eksi 20'den doğru cevap eksi 12'dir dedim. Vurdum cevabı eksi 12. Aha da dedim bitti ilk soru. İlk 4 soruyu bitirdik. Şimdi ya bunun örnekleri çoğaltılabilir. Ben sana bir sürü burada çarpanları ayırma ifadesiyle sadeleşebilen ifadeler veririm. Sen de limitte gider bunları bulursun. Daha fazla uzatmanın anlamı var mı? Yok. Daha zorları var mı? Var elbet. Onu soru avcısında çözsün. Ama şimdi devam edelim belirsizlik durumlarında iki, ikinci duruma geçtim. Dedim ki köklü ifadelerde belirsizlik nasıl bulunacak? Şimdi köklü bir ifade var. Misal aşağıdaki gibi. Ne yapmam gerekiyor? Köklü ifadeden nasıl kurtulursun? Örneğin ben sana desem ki 1 bölü kökü üç ifadesi nasıl kurtulunuyor bundan? Hocam ile çarpalım. Ne ile eşleni? Bunun kendidir. Peki böyle bir ifade var hocam kökü üç eksi bir ifade. Ne yapıyorsun? Eşleniği dediğim ifade. Kök 3 artı 1 ile çarpıyorsun. Böylelikle kimden kurtulursun? Köklü ifadeden kurtulursun paydada. Aynı mantıkla gidiyoruz güzel arkadaşım. Köklü bir ifade var. Çarpanlara ne ayrılmıyor? Ne yapılacak? Gel. Önce hiç... Bir şey denemeden önce ilk deneyeceğimiz şey nedir? Yerine yazıyoruz. X yerine 4 yazdım bak. Eksi kök içerisinde 12 artı 4. Aşağıda 4 eksi 4. Ya 4'ten 4 çıktı 0. Buradan da 4 geliyor. E 4'ten 4 çıktı 0. Ne geldi? 0 bölü 0 belirsizliği geldi. 0 bölü 0 belirsizliği varsa artık derim ki ya çarpanları da ayıracağız hocam. Ya da eşleniğiyle çarpacağız. Çarpanlarına ayrılabilir bir şey göremedim ben. Sen gördüysen yap. Ama çarpanlarına ayrılan bir şey yoksa, limit x giderken 4'e x eksi kök içerisinde 3x artı 4 ifadesi yukarıda, aşağıda da x eksi 4 ifadesi var. Çarpı diyorum, yani yukarıyı da, aşağıyı da aynı sayıyla çarparsam işlemin sonucu değişmez. O halde neyle çarpıyorum? X artı 3x artı 4'le. X artı kök içerisinde 3x artı 4 ile aşağıyı da yukarıyı da çarpıyorum. Sebep? Sebep bunlar birbirinin nesidir? Eşleniğidir. Eşliğin iki ifade. Birbiriyle çarpılınca ne olur? Birbirini götürür böylelikle köklü ifadeden kurtulmuş olurum. Tabii ki benim işlemim tam tamına bu kadar. Devam ettim. Limit x giderken 4'e. Payda da bir değişiklik oldu mu? X eksi 4 vardı. Yanına hangi çarpan geldi? X artı 3x artı 4 geldi. Şimdi eşlenikle çarpmanın en hızlı yolunu söyleyeyim. İki tane terim var burada görüyorsun. Bir ve ikinci terimler. İkisinin de karesini alıyorsun. X kare diğerinin karesi kökten kurtarır bu kalır. Araya her zaman eksi koyulur. Tabii ki bu işlemin sonucu değişmemesi için böyle koydum. Hatta hatta hocam burası düzenleniyor gel düzenleyelim. X kare eksi 3 x artı 4 oldu mu oldu? Hocam bu çarpanlarına ayrılıyor. Gel ayıralım. 4'e 1 dedim. Ne diyebilirim buraya? eee eksi 4 olacak değil mi buradan artı 4 gelmiyor bu arada eksi 4 geliyor eksi 4 geldiği için buna eksi buna artı dedim yola devam ettim limit x giderken 4'e açtım parantez yukarısı çarpanlarına ayrıldı hocam x eksi 4 çarpı x artı 1 dedim İndim aşağıya hocam x eksi 4 çarpı kök içerisindeki ifadeyi de buraya yazacağız artık x artı kök içerisinde 3 x artı 4 o sıfırı götüren yani belirsizlik durumunu oluşturan x eksi 4'ten kurtulduk mu kurtulduk. Ne kaldı geriye? Hiçbir şey kalmadı hocam. Artık yerine yapıştırıp geçebilir miyim? Tabii ki geçebilirsin. X yerine sadece 4 yazman yeterli. X yerine 4 yazdım yukarıya 5 geldi. X yerine 4 yazdık burası 4. 3 kere 4 12. 4 daha 16 yaptı. Dışarıya 4 diye çıktı. Aşağıda da 4 vardı. 8 bölü 5 aradığım cevaptır dedim. Bu limit cevabı budur dedim. Anlaştık mı? Köklü ifadelerde eşitliğiyle çağırıyoruz. Hocam! Efendim? Ya köklü ifadede eşitlik ne dedin? Aşağıda da var, üstte de var, her yerde var. Nasıl yapacağız? Önce bir yerine yazdım, bir denedim. Bir sakin ol bakalım derler adama. X yerine 2 yazarsın 4. 4 dışarıya nasıl çıkar? 2 diye. 2 eksi 2. X yerine 2 yazarsın 6, 16. Ne diye çıkar? 4. 4'ten 4 çıktı. 0. 2'den 2 çıktı. 0. Evet hocam bu bir belirsizlik durumu. Belirsizlik durumu varsa eşlenikle çarparsın ya da çarpanlarını ayırırsın. İki tane mevzu var. Başka da mevzu zaten bilmiyoruz. O halde bunlardan birini kullanacağız. Önce elemanları aynen yazdım. Dikkat et eşleniğiyle nasıl çarpacağım burası biraz kritik. Hocam yukarıdakinin eşleniği x artı 2 artı 2. Ama aynı sayıyla hem çarpmak hem de bölmek zorundasın ki diyorsun bana. İşlemin sonucu değişmesin. Çarpın. Bir de aşağıdakinin eşleniği lazım bana. O nedir? 3x artı 10 Eksi 4 yazıyordu. Artı 4 yazacağız. Aynı şekilde 3x artı 10 artı 4. Aynı sayıyla çarptım böyle. Peki yukarıda bu iki arkadaşın çarpanı nedir? Eşleniktir. Bu iki arkadaşın aşağıda çarpanı nedir? Eşleniktir. O halde temize çekerken limit x giderken 2'ye bunları çarparak geliyorum. En kolay çarpma yolu neydi? Söyledim az önce. Dedim ki direkt karelerini al. Kök içerisindekinin karesi direkt kendisi. 2'nin karesi 4. Araya her zaman eksi. Kapattım. Devam ettim. Yukarıda hocam köklü ifade kaldı. Bırak kalsın seni ilgilendirmez o. Bırak öyle kalsın. Şimdi aşağıdaki ifade deyim. Önce köklü ifadenin karesini aldım. Aynen dışarı çıkardım. Araya her zaman eksi. 4'ün karesini aldım 16. Aşağıda da bu arkadaş kaldı. Değil mi? Yukarıda da bu kalmıştı. Şimdi onları yazmaya devam. X artı 2 artı 2 ifademi de yazdım mı yazdım. Bir baktım yukarıdan kim geliyor hocam? X eksi 2 geliyor. Aşağıdan ne geliyor hocam? 3 parantezinde x eksi 2 geliyor. Gördüm diyorum. Ben bizi 0 bölü sıfır belirsizliğine götüren. O gıcık çarpandan kurtuldum. x eksi 2 olmasa ben bu soruyu çözerdim. Amaç. Bak güzel arkadaşım. Her türlü belirsizlik durumunda. Belirsizliğe kim sebep oluyor? İşte tespit ediyorsun. Hocam işte paydadaki bu arkadaş x eksi 2 çarpanı. Ondan kurtulduğunda zaten normal limit sorusuna dönüşüyor bu. Biz zaten kurtuluyoruz soruda böylelikle x eksi 2'ler birbirine götürdü mü götürdü. Burada kim kaldı? 3 kaldı. Yukarıdaki ifadeye bakın. şu. Hocam bir şey yapılmıyor. Yapmayacaksın zaten. Öyle bırakacaksın artık onları. Limit x giderken 2. Yukarıdan ne geldi sadece? Kök içerisinde 3x artı 10 artı 4 geldi. Kapattım parantezi. Aşağıdan 3 çarpı kök içerisinde x artı 2 artı 2 geldi. Onu da yazdım. Tamamdır. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Yerine yazacağız. Olayı bitireceğiz değil mi? Aynen öyle. Yerine yazıyorum bitiriyorum. X yerine 2 yazdım. 2 kere 3 6 16 dışarı ne diye çıktı? 4. Yanında da 4 var. Devam. X yerine ne yazdım? 2 yazdım. 2 2 daha 4 dışarı 2 diye çıktı. Buradan da 4 geldi. 3 çarpı 4 de buradan geldi. Yukarıdan 8 geldi. Aşağıdan 12 geldi. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3. Doğru cevap <laughs> 2 bölü 3 ile lezzetli bir soruydu. Lezzetliydi ama daha güzelleri var. Yine köklü ifadeler. Bu sefer etrafta bir de bilinmeyenleri koyduk. Bu soru çözülür mü hocam? Hem de nasıl çözülür? Yeter ki sen buraya kadar evet ben bu işin mantığını anladım de bana. Bu işin mantığı neymiş? Belirsizlik durumu. Hayır hayır. Belirsizlik durumunda çarpanlara ayrılıyorsa çarpanlara ayıracağız. Bundan anlaştık mı anlaştık. Hocam köklü ifade. Köklü ifadelerde çarpanlarına ayrılmıyorsa eşliğiniyle çarpacağız. Ve en nihayetinde o belirsizlik durumuna sebep olan arkadaşları sadeleştirip limiti alacağız. Anlaştık mı? En önemli nokta burası. Haydi gel. Ya bunu söyledikten sonra bir şey kalmıyor zaten. Ha bu arada en önemlisi aslında yerine yazıp önce deneyeceksin. Yerine yazıp denemediysen hata yaparsın. MVN. Gerçek sayıları için limit x giderken 3'ü... Bıdı, bıdı bıdı ifadesi neye eşit? Ben m bölü neye ifadesini arıyorum. Güzel. Hocam ben x yerine direkt 3'ü yazsam şuradakini payda bir kere 0 geliyor. Ya paydanın 0 olup cevabın bir gerçek sayı. Yani bu ifadenin bir limitinin olabilmesi için Demek ki yukarıdan da sıfır geliyor. Ama belli ki bunlar birbirine götürüyor. Bir sadeleştirme var. Yani ben x yerine yukarıda 3 yazarsam yukarısı sıfır oluyor hocam. Aynen. Aynen öyle. Hemen geldim. Kök içerisinde x artı m eksi 2 ifadesi x yerine demek ki ben 3 yazınca sıfırlanıyormuş. Hemen düzelttim orayı. 3 artı m eşittir 2. Her tarafın karesini aldım. 3 artı m eşittir 4'ü. m'nin yerine kaç yazmam lazımmış 1. Demek ki m'yi buldum. m 1'dir hocam. Şurayı kapattık geçtik. Şimdi geldim limit soruma tekrar. Limit x giderken 3'e. Yukarıdan ne geliyor? X artı 1 geldi hocam. Yanında kim var? Eksi 2 var. Onun yanında kim var? X eksi 3 var. Cevap ne? Bekle. Cevap beklesin. Diyorum ki hocam bak yerine yazıyorum cevap 0 bölü 0 belirsizliği. Çarpanlarına ayrılmıyorsa neyle çarpacağım? Eşleniyle çarpacağım. X artı 1 artı 2 ile çarpacağım. Aynı sayıyla hem çarpıp tabii ki hem de böleceğim. Böleceğim ki cevap işlem sonucu değişmesin limit x giderken 3'e uzattım bu arkadaşı. Bununla bunun çarpımına bakıyoruz. Yani önce köklü ifadeden kurtul. x artı 1 geldi mi geldi. Araya her zaman eksi 2'nin karesinden 4 geldi. Hatta hatta burası hazır. x eksi 3 geliyor. Tam da benim istediğim der. Niye? Zaten aşağıdan da x eksi 3 geliyor. Bir de kök içerisinde burada ekstradan bir arkadaş daha var. Bir de bu var. Cırt sana cırt sana. Kurtulduk mu kurtulduk. x yerine kaç yazıyoruz? 3. 3 yazıp ben bu soruyu çözerim. Yukarıdan 1 geliyor. 3 1 daha 4 ama dışarı 2 diye çıkar. 2 2 daha 4. 1 bölü 4. 1 bölü 4 gibi dediğim ifade nedir? N ne ifadesidir. Ben kim arıyorum? M bölü N'yi. E M'si 1'di. N'si 1 bölü 4'tü. Birinci aynen ikinci ters çevirip çarpıldı. Doğru cevap 4'tür dedim. Bu soruya da noktayı koydum. Yani işi zorlaştırmak istersen sadece buradaki köklü ifadeleri artırırsın. İşin içerisine bilinmeyen koysak bile o sorunun dahi ne kadar net bir şekilde çözüldüğünü sen de gördün herhalde. Sen biraz yaklaş bakayım. Şöyle yaklaş ki şu kahve bardağını da deviriyorduk yalnız arada. Ha? Şöyle. Rahat mıyız? Hadi bakalım. Bak arkana yansıtan canavar gibi limit çözüyorsun artık sen. Sen limit çözmeyi öğrendin. Senden mutlusun da olmaması lazım. Limitin değeri nedir hocam? Ne yapacağız? Köklü sayı. Çarpanları da Eşlenikle çarp. Dur! Ne yapıyorsun? Hemen niye eşlenikle çarpıyorsun. Dur bakalım bir. Yerine yazdın mı? Kandırırlar adamı. Belki bu soruda değil ama başka soruda kandırırlar adamı. X yerine 1 yazdım. 4 dışarı ne diye çıktı? 2. Eksi. X yerine 1 yazdım. 4 dışarı 2 diye çıktı. X yerine 1 yazdım. Şurası 1, 1 diye çıktı. O zaman 1 bir eksi 1'den he 0/0 sıfır sıfır belirsizliği var hocam burada. Aynen öyle. Sıfır bölü sıfır belirsizliği var. E benim de yapacak bir şeyim yok. Diyorum ki ben de o zaman hadi gel eşleniğiyle çarpalım. Yalnız bunların eşleniği de ay maşallah. Yani kendileri kadar bir de eşlenikleri var. Maşallah diyorum. Şöyle yazdım. Dedim çarpı. Şunu bayağı bir uzun tutalım bu sefer. Kök içerisinde 3x artı 1 artı 2x artı 2 ile hem çarpacağız hem de böleceğiz hocam. 3x artı 1 artı kök içerisinde 2x artı 2 kapattım. Çarpı çarpı da aşağıdaki de eşleniği var. Onun da kendince bir eşleniği var. O yüzden onu da getirdim çarpım. 1 artı kök içerisinde 2x eksi 1. Tamam mı işlemimiz? Bak aslında biz bu parantezin içerisinde işlem yapmaya çalışıyoruz. Burada da bir ifade var. Bunun eşleniği bu. Bu arkadaşın eşleniği bu. Eşleniklerle çarparak yola devam bakalım. Limit x giderken 1'e uzattım bunu. Eşteni ile çarpıldı ne geldi? 3x artı 1 geldi. Eksi eşleniyle ile çarpıldı ne geldi? 2x artı 2 ama önünde eksi var. Onu unutmuyorsun. Orası önemli bir ayrıntı. Şunu şöyle köşeli parantezde yazdım. Yine köşeliye gerek yok. Normal parantezde yukarının kalan ifadesini yazıyorum. Kim o? Takip et. Takip et. Ben de kal takip et ama sen böyle yaparsan olmaz hocam her şeyi. Hocam çok karışık. Neresi karışık? Neresi karışık? Ya tamam karışık. <laughs> tamam birazcık karışık olabilir ama yani biz bu kadarını yapmayacaksak ayet matematikte böyle sayfalarca çözüm yapmanın anlamı ne? ayet matematikte o boşlukların hepsi doluyor. Ne sandın sen? ayet matematik öyle bir bölüm. Birin karesi 1, bir, eksi araya 2 iki x eksi 1 karesini yazmış olduk böylelikle. Bunu da böyle köşeli parantezle yazdım. Aşağıda kim kaldı? Kök içerisinde 3x artı 1 artı kök içerisinde 2x artı 2 ifadesi geldi kapattım orayı. Yukarıyı bir düzenleyelim bakalım. Ne geliyor? 3x artı 1 eksi 2x eksi 2. Sonuç olarak burada x eksi 1 kaldı. Geldim buraya. 1 eksi 2x artı 1'den. Ben burayı 2 parantezini alırsam ne kalır? Eksi x artı 1 kalır. Bir dakikaya eksi 2 parantezini alırsam x eksi 1 kalır. Var mı giden? Var. Bak x eksi 1 cırt x eksi 1 cırt. Aşağıda sadece burada eksi 2 kaldı. Geldim buraya. X yerine ne yazıyorduk? 1 yazıyorduk. Artık sadece bir yazıp soruyu bitireceğim ben daha fazla uzatmayalım. Şuraya 1 yazdım. 1 geldi. 1 bir artı 1'den yukarıdan 2 geldi. Var mı kafana yatmayan bir yer? Gel. X yerine ne yazdık? 1 yazdık. 4 buradan 2 geldi. Buradan 4 2 geldi. 2 2 daha 4. Ama önünde ne var? -2 çarpı. O zaman şöyle yapalım. Eksi 2 çarpı 4 diyelim. Bunlar birbirini götürsün. Doğru cevap eksi 1 bölü 4 ile noktayı vurduğum gibi bu şekilde 8'in sorunun da cevabı çıkar ki. Baya 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 böyle yazıyoruz. Canavar gibi böyle doldururuz. Hani CV'ni de inşallah üniversiteden mezun olduğunda böyle doldurursun. Örnek CV gibi olur. Dolu dolu işte yabancı diller, bildiği bilgisayar programları. işte şurada yüksek lisanslar, tezler, mezler. İnşallah böyle doldurursun. Hadi bakalım. Geldim günün güzel sorularından birine, dokuzun sorusuna. Güzel bir yorum yaptıracağım ben sana. Hem işin içerisinde polinomun girdiğim hem limitin girdiği, tam bir ÖSYM sorar tarzında bir soru. Hani günün EFSO soruları arasına yazabilirsin. Günün özeti ya bu soru. Gerçekten günün özeti. Bu arada, bu arada söylemedi deme. Limitten ÖSYM gerçekten çok kolay soru. Hani sen bunları çözebiliyorsan... Hayla hayli sınavdakileri çok seçsin, hiç merak etme. PX polinomu ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. PX polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 3. Hocam bunu çok net yazabiliyoruz biz. Hızlıca bilebiliriz. Nedir o? P2'nin cevabı nedir? 3'tür. Yani bu cümlenin yazılış amacı bana P2'yi vermek. Verdi. Px polinomunun baş katsayısı 1 olan. ikinci dereceden bir polinom. Demek ki bir şey daha veriyor. X kare artı Bx artı C benim neyime eşit? Px polinomuna eşit. Hocam 2'yi yerine yazalım. B'li C'li denklem. Dur acele etme. Bıdı 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 bu verilmiş. Bıdı bıdı bıdı. bunun değeri isteniyor. Önce diyorum ki bir dakika sen x yerine 2 yazarsan burası 0. x yerine 2 yazarsan aslında elde ettiğin değer bak şöyle p2 eksi 3 bölü 2 eksi 2 e 2 eksi 2 0. E p 2 az önce yukarıda verdi burada. Onun da cevabı 3 bölü 3'te 0. Ha bu bir belirsizlik durumu. E belirsizlik durumdan nasıl kurtulmuş olsam belli ki çarpanları ayırma yapmış. Nasıl yapmış? Bizim onu tespit etmemiz gerekiyor. Limit x giderken 2'ye Belli ki aşağıdaki çarpanın aynısı yukarıda var mı yok mu? Bana onu söyle. Var hocam. Güzel. Güzel bir tespit. Peki devam ediyorum. X artı X artı D. X artı D nereden geldi? Hocam şundan geldi. Bak X kare artı B X artı C'yi ben çarpanlarına ayırdım. Böyle bir ifade geldi değil mi? Hayır hayır. Bak özünde bu ifade kim biliyor musun? Bunun ta kendisi. Yani x kare artı bx artı c eksi 3'ün ifadesini ben buna benzettim. Az önce çözdüğümüz soruyu hatırla. Burası da x eksi 2 mi? Evet hocam. Cevap neye eşit? 6 eşit. Kimler gitti? Cırt sana bunlar. Çok ince bir soru ya. Çok güzel bir soru be. Hocam bunlar gitmedi mi? gitti. Ne kaldı? X artı D. Yukarıdaki ifade eşit. Ama ben limiti bulmak istiyorum. X yerine ne yazıyorum? 2. X yerine 2 yazdım. Bu geldi. D'nin cevabı ne geldi? 4 geldi. Ne yapacağız hocam? Bu 4 neyin nesidir hocam? Gel. X eksi 2 çarpı. X artı D. D kaçtı? 4'tü. X artı 4'ün cevabı kime eşit? X kare artı BX artı C eksi 3'e eşit. Kabul müyüz? Kabul hocam. Dağıtarak geldim. X kare artı 4X Art, artı yok artık. Eksili gelelim. Eksi 2x eksi 8 ifadesi x kare artı bx eksi, artı c eksi 3'e eşit. Son kez düzenliyorum. x kare artı 2x eksi 8 ifadesi x kare artı bx artı c eksi 3'e eşit mi eşit hocam? Peki ne yapacağım? Bu arkadaş bu arkadaşa eşit. B'nin cevabı 2'dir. C eksi 3'ün cevabı nedir? Eksi 8'dir. C'nin cevabı nedir? Eksi 5'tir. Aslında benim px polinomum bulundu. x kare artı 2x eksi 5 bizim px polinomumuz. Sen ne istiyorsan sor artık bana. Hocam bizden bunu istiyorlar. Şunun cevabını bulmamızı istiyorlar. Onu, onu istediğini sormaya gidi. Şurayı tepeye çözeceğim. Yer kalmamış çünkü. Limit x giderken eksi 4'e px. px'in ta kendisi x kare artı 2x eksi 5 yanında da eksi 3'ünü getirmiş. Güzel. Aşağıda ne var? X artı 4 var. Hocam yerine yazalım. Yerine yazdım 0, yerine yazdım 0, 0 bölü 0, 0 belirsizliği. Demek ki çarpanlarını ayıracağım. X kare artı 2X eksi 8 mi 8? Çarpanlarına ayrılır mı? Ayrılır hocam. Şunu artı şuna eksi verirsin. Çarpanlarına ayrılmış halini yazıyorum. Limit. X giderken eksi 4'ü e açtım parantez x, e, x artı 4 çarpı x eksi 2 lütfen takip et önemli noktadasın. Aşağıda da x artı 4 geliyor mu geliyor. Kim sebep oluyordu o belirsizde x artı 4. Kurtuldum mu ondan kurtuldum. Eksi 4'ü yerine yazdığında eksi 4 eksi 2 daha ne yaptı? Eksi 6 yaptı. 10 numara 5 yıldız çözümdü. Gerçekten sen de bu soruyu böyle anlayabildiysen alkış. Bak çözdüysen falan değil anladıysan alkışlıyorum seni. Şimdi geldim belirsizlik durumlarında. Üçüncü duruma ki burada önemli bir açıklama da yapmam gerekiyor galiba. Hocam 65 gün daha yetim otomatik trigonometri. Trigonometri. ÖSYM'nin de kabulüyle son 3 yıldır geometri konusu olarak geçiyor. Biz sana parabolü anlatmak için öncesinde analitik geometri biraz bilmen gerekiyor diyorduk. Ve parabolün içerisinde analitik geometri ile soru çözümleri yaptık. Dedik mi sana analitik geometri? Hadi gel anlatalım başta. Niye? O bir geometri. Ya biz üçgenleri kullandığımız noktalar oldu üçgenleri baştan sana anlatmadık. Ha kurallarını hatırlattık. Tabii ki yine hatırlatacağım. Ve biz zaten bir de trigonometri kampı yapacağız ki zaten kanalımızda bebek adımlarıyla trigonometri, trigonometri kampı yaklaşık 30 hatta 50 videoluk seriler var. Onları izleyebilir. Trigonometriyi oradan da bitirebilirsin ama bu sene zaten bir tane daha yapacağım. Ama güzel arkadaşım ben sana zaten kuralları hatırlatacağım. Ama son hatta dördüncü yılındayız artık onu söyleyebilirim. Bizim ÖSYM e, trigonometri bir geometri konusu kabul ediyor. İlk 30 soruda sormuyor. Son 10 soruda diyor ki bu bir trigonometri geometri sorusudur diyor. Orada yerleştiriyor. Anlaştık mı? Tabii ki eski alışkanlıklardan vazgeçilemeyen durumlar oluyor. Bazı kitaplarda olabilir. Ona zaten bir şey sözüm yok. Ama öyle. Ben sana doğrusunu söyleyeyim bak. Tamam. İlk 30 soruda trigonometri yok. Varsa da bu kadar bilgi gerekiyor. Gel gel. Azıcık bileceksin tabii. Trigonometrik özelliklerden yararlanarak 0 bölü sıfır belirsizliğinden kurtulursun. Neyi bilmem gerekiyor? Öncelikle özdeşlikleri bilmem gerekiyor. Sin kare x artı kos kare x eşittir bir. En çok bilinen kuralı. Tanjant x çarpı kotanjant x 1. Tanjant x sinüs x bölü kosinüs x. Kotanjant x kosinüs x bölü sinüs x. Bir de yarım açı formülleri. Sinüs x 2x nedir? 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Kosinüs 2x nedir? Kos kare x eksi sin kare x. Bak sadeleştirme sorularında sadece bunu kullanacağız neredeyse. Şunları bilmen ki bildiğin çarpanlara ayırma gibidir burası. Yeterli. Şimdi geldim buraya. Hocam x giderken sıfıra. 1 eksi kosinüs x bölü sin kare x cevabı nedir? x yerine sıfır verirsen kosinüs sıfır gelir. Kosinüs sıfırın cevabı 1'dir. Sin kare x kosinüs sinüs sıfır gelir. Sin sıfır. Hayır hocam onun cevabı sıfırdır. Ya yani soru işareti sıfırdır. Yukarıdan da sıfır geliyor. Hocam bu sıfır bölü sıfır belirsizde. Aynen öyle. Ne yapacağız? Kurtulacağız. Sin kare x yerine ne yazabilirim? Bak şuradaki denkleme. Şu arkadaşı karşıya at. Ben sin kare x yerine şunu yazarım hocam. 1 eksi kos kare x yazarım. Şimdi geldim. Limit x giderken sıfıra yukarıda zaten hiçbir işlem yapamıyorum ama aşağıda diyorum ki hocam şöyle bir ifade e bir dakika ya bu iki kare farkı iki kare farkı şeklinde yazarım ben o arkadaşıma yani yukarıdan bir eksi kosinüs x aşağıdan bir eksi kosinüs x çarpı bir artı kosinüs x gelir e cırsana cırsana bunlar gider x yerine sıfır yaz ki cevap çıksın artık. Kosinüs 0 1'dir. Aşağıdan 1 artı 1'den 1 bölü 2 gelir. Vurdum cevap 1 bölü 2'ye geçtim. Bak sadece adeta bir çarpanlara ayırma yapıyorum. Sin küp x artı 1. Sin x x artı 1. 3 pi bölü 2 yazacağız. Bak 3 pi bölü 2'de sinüsün değeri ki 3 pi bölü 2 buradadır. Cevap nereye gelir? Eksi 1'e. Eksi 1 bir artı 1'den yukarıdan 0. Eksi 1 bir artı 1'den aşağıdan 0. 0 bölü 0 bir belirsizliktir. Belirsizlik varsa önce kurtulunur. Bu ifade çarpanlarına ayrılıyor mu ayrılıyor hocam bak. Limit x giderken 3 pi bölü 2'ye yukarıdaki çarpanlarına ayrılıyor dedim. Nasıl yazabilirim ben onu? Sinüs x artı 1 yazarım hocam. Tamam. Sonrasında sin kare x. Evet. Artı sinüs x artı 1 derim. Yukarıyı bitirdim aşağıya indim. Ne geldi? Sinüs x artı 1 geldi mi? Geldi hocam. Kimler sadeleşti? Bunlar sadeleşti. Bu arkadaşlara gönderdim. Şimdi tek yapmam gereken ya o belirsizliğe sebep olan oydu zaten. Kurtulduğun soru bitti. Çarpanlara ayırma sorusu bu. Ya ben buraya sinüs x yazmasam belki 3 pi bölü 2'nin değerini bilmesen çözemezsin ama gerisi çarpanlara ayırma. 3 pi bölü 2'yi yerine yazdım. Eksi 1. Ama nesi var? Karesi var. Yani yukarıda şöyle. Eksi 1'in karesi bu arada şuradaki çarpanları ayırmadan eksiye gelecek değil mi? Buradaki artıyla buradaki eksi oluyordu. Eksi eksi bir artı bir yazdım. Aşağıdan sadeleştirmeden dolayı sadece bir geldi. Şu birdir. Artı bir artı bir cevap ne geldi? Tas tamam üç geldi. Vurdum cevabı üçe. Yine biz CV yi doldurmaya devam ediyoruz. Bak 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 bak. CV'leri dolduralım efendim. Tanjant x eksi bir. Kosinüs x Eksi sinüs x pi bölü 4'e giderken x'in cevabı nedir diye sorduk. Pi bölü 4 nedir? Tanjant için 45 derecedir. Onun da cevabı 1'dir. 1 eksi 1'den cevap 0. Tanjant 45 1'di ama kosinüs 45 ve sinüs 45 birbirine eşittir. Kök 2 bölü 2'dir cevabı 0'dır. Cevap 0 bölü 0 belirsizliği geliyor mu? Geliyor. Ha, hocam burada belirsizlik var. Ne yapacağım? Çarpanlar ayrılıyor mu? Hayır. O zaman özdeşliklerden faydalanacaksın. Diyorum ki bu arkadaş özdeşliklerden faydalanabilecek şekilde ayrılabilir. Derim ki o arkadaşın yerine sinüs x bölü kosinüs x yazalım hocam. Yanında da eksi biri var. Aşağıda ne var? Kosinüs x eksi sinüs x eşittir dedim. Limit x giderken pi bölü 4'e. Şu arkadaşı düzenleyip yazıyorum. Nasıl yazıyorum? Sinüs x eksi kosinüs x bölü kosinüs x bölü kosinüs x eksi sinüs x. Birinci ifade aynen yazılır. İkinci ifade ters çevirilir çarpılır ya da direkt sadeleşebiliyor aslında ya sadeleştirirsin diye de düşünüyorum ama görmen de istiyorum bu arada aman diyeyim dikkat çarpı birinciyi aynen yazdık ikinciyi Ters çevirip yazıyorum bu arada derken. Dikkat et. Buradan kosinüs x eksi sinüs x geliyor. Yukarıda bu var. Sadeleşiyor. Ama yukarıda eksi 1 kalıyor. Hocam bunun cevabı ne? Pi bölü 4'ü yerine yazarsam bunun cevabı kök 2 bölü 2. Yukarıda da eksi var. Eksi 2 bölü kök 2. Ne oldu? Bunu ters çevirip yukarıdan yazdım o şekilde. Peki bunda eşleniğiyle çarpalım bir ifade gelsin. Eksi 2 kök 2 iki bölü 2. sadeleşir geriye sadece eksi kök 2 kalır. Yine dolu dolu gidiyoruz. Evet trigonometrik fonksiyonlarda belirsizlikle bitiriyorum artık. Son kaç soruma geldim? Son 3 soruma geldim. Noktayı vurduğum gibi ne yapacağız? Hemen geçeceğiz soru avcısına. Soru avcısında yine efsane sorular seni bekliyor. Limit x giderken pi bölü 4'e sinüs 2x var yukarıda kosinüs x eksi sinüs x var. Bir dene. Pi bölü 2 nedir? 90'dır. 1 gelir. Yani önce yerine yazdım. Bak yukarıdan 0. Birbirine eşit geldiği için 45'te 0'dır. 0 bölü 0 belirsizliği var mı? Var. Hocam ne yapacağız? Tabii ki ayıracağız. Bu sefer önden ayırıp geleceğim. 1 eksi sinüs 2x. Sinüs 2x dediğin ifade 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x değil mi? Önünde de 1 var mı? Var. Peki 1 dediğin ifade sin kare x artı kos kare x değil mi? Evet. Bak şu ifadenin bütününe dikkat et. Oradan çok güzel bir numara yakalayacağız seninle birazdan. Şuraya yazdım ama bunu bir satır yukarı alalım. Belki yerimiz yeter yetmez. Bu sefer emin olamadım. Şunu uzattım. Ne geldi hocam? Sin kare x artı kos kare x birinci ile ikincinin kareleri toplama çarpı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Aa, 2. Yani buradan tam kare gelmiyor mu hocam? Aynen öyle oradan tam kare gelecek ama beklesin. Artı dedim geldim buraya. Limit yine x giderken pi bölü 4'e. Baktım kosinüs 2x açılıyor hocam. Bunun da açılışı nedir? Kos kare x eksi sin kare x. Dedim ki o da hocam şeydir ya. 2 kare farkıdır. Gel onu da şöyle yazalım beraber. Yazdık mı? Yazdık. Kosinüs x artı sinüs x. Hemen ha gerçi sen şunu diyeceksin bana. Hocam pi bölü 4'ü yerine yazmadın. Pi bölü 4'ü yerine yazdım. Kosinüs 90. Kosinüs 90 sıfır kosinüs pi bölü 4'lerde sinüs pi bölü 4'lerde cevap aynı olduğu için birbirini götürdü. Buradan da 0. 0 bölü 0 belirsizdi. Şimdi özdeşlikleri kullanıyorum. Anlaştık mı? Biraz acele etmiş olabilirim orada. Şimdi devam. Kosinüs x eksi sinüs x'imizi yazdık mı? Şunun için yazdık. Ama bir dakika daha bitmedi. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi çıkıyor mu ekrana? Ucundan açık gözüktü tamamdır. Var mı sadeleştirme? Hocam şunu düzenlersen sadeleştiririz. Burası nedir aslında? Burası hangi ifadenin farkıdır? Ha, fark etmiyor. İkisinin de farkı olarak yazılabildiği için şöyle yazayım ben. Kosinüs x eksi sinüs x'in nesi var burada? Karesi var. Bunu anlaştık herhalde. Hocam aşağıda da aynısı var. Birbirini götürdü mü götürdü. Buradan limit değerimiz ne geldi? Sıfır geldi. Ama payda da sıfır olmuyor bak. Kosinüs x eksi sinüs x geliyor. Yerine yazıyorsun. Pi 4 pi 4 Kök 2'den kök 2 çıktı. Cevap direkt sıfır geldi. Kabul müyüz? O zaman geçtim yan tarafa. Dedim ki limit x giderken pi bölü 4'e bıdı, bıdı bıdı ifadesi vardı. Bak bu iki ifade de birbirini götürdü mü götürdü hocam. Şimdi pi bölü 4'ü yerine yazalım. Pi bölü 4'ü yerine yazarsam buradan ne gelir? Kök 2 bölü 2 gelir. Buradan ne gelir? Kök 2 bölü 2 gelir. Kabul mü? Kabul. Peki kök 2 bölü 2 ile kök 2 bölü 2'yi toplarsam bak buradan iki tane kök 2 paydalar sadeleşti. Hatta yukarıdan sadece ne geldi? Kök 2 geldi. İndim aşağıya. Baktım buraya. Hocam burada ne yapacağız? Burada şu iki arkadaşın toplamı nedir? Birdir. Artı sinüs x çarpı kosinüs x. Yani kök 2 bölü 2 çarpı kök 2 bölü 2 de yok mu burada? Var hocam. Devam ettim. Şöyle devam edelim. Altına doğru gidelim. Şuradan 1 artı. Yine maviyle devam edelim. 1 artı bende kal. Yukarıdan şunların çarpımı 2. Aşağıdan 4 sadeleştiğine geldi. 1 bölü 2. 1 bölü 2 ile de topladığında 3 bölü 2 geldi mi geldi. Yukarıda sadece kök 2 var aşağıda sadece 3 bölü 2 var. Birinci aynen yazılır ikinci ters çevrilir çarpılır. Doğru cevap 2 kök 2 bölü 3'tür dedim. Yordum ordu ama gerçekten güzel bir çözüm oldu. Şimdi geldik eskiden müfredatta olan ve aslında eskiden buradan çok soru geliyordu ama daha sonra müfredattan çıkarılınca artık hiç soru gelmedi. Gelebilmesi için bize bu kuralı vermesi lazım. Limit x giderken sıfıra ki biz de verdik sana. Sinüs x bölü x'in cevabı. Aynı zamanda limit x giderken sıfıra tanjant x bölü x'in cevabı neye eşittir 1'e? Bunun ispatı var ama tabii ki artık oralara girmiyoruz. Çünkü çünkü artık müfredat. Ha, benim ilk çektiğim videolarda bundan yaklaşık 4 sene önceki 5 sene önceki videolarda ispatına kadar var. Ama artık gerek yok. Peki ne yapacağız hocam? Soru geldi. Gelebilecekte en kazma soruyu attım önüne. Yani zor diyebileceğimiz soru. Limit x gidiyor mu? Sıfıra gidiyor. Ama tanjant var. Arada toplamalar var. Bana ne gerekiyor? Tanjant x bölü x. Yani bunun altında kim lazım? Bana x bölümü lazım. Bana bunların altında kaç bölümü lazım? x bölümü gerekli. Gördüğün bütün sayıları hem yukarıda hem aşağıda x'e bölersen işlemin sonucu değişmez. Çünkü her bir sayıyı ayrı ayrı x'e aslında böyle büyük parantez x'e bölüyormuşsun gibi düşün. Hiç fark etmedi. Hepsi x'e bölündüğü için tanjant x bölü x artı sinüs 4 x bölü x devam ettim. Eksi x bölü x devam. Sinüs 3 x bölü x artı 2 x bölü x eksi sinüs x bölü x bu arada... Şunun da cevabının bir, oldu, bir değil de şöyle yazayım. Limit x giderken sıfıra sinüs a x ifadesinde x'e bölersem sanki şu x'ler birbirini götürüyormuş gibi düşün. Cevap direkt a çıkıyor. Yani normal şartlarda sinüs x bölü x'in cevabı 1'di ya. Evet sinüs a x bölü x'in cevabı a'ya eşit. Işte. Madem bu kurallar verilirse hocam biz bu soruyu çözemez miyiz? Çözeriz. Artı hatta limite de gerek yok. Direkt cevaba geçebiliyorum direkt cevabı. Biraz müfredat dışı bir soru. Limit x giderken sıfıra tanjant x bölü x. Cevabını ne verdin hocam? 1 verdin. Artı. Sinüs 4x bölü x. Cevabı nedir? 4'tür hocam. Eksi. X'i x'e böldüm. 1'dir hocam. Sinüs 3x bölü x. Limit x giderken sıfıra cevabı 3'tür. Artı. Bunlar zaten birbirini götürüyor. Ne kaldı? 2 kaldı. Şuradan da ne geldi? Yine 1 geldi ama önünde de eksisi var. Şunlar birbirini götürdü yukarıdan 4. Şuradan 5'ten biri gitti 4. 4'ü 4'e böldüm. Yalnız sadece tek başına cevap birdir dedim. Ve geldim günün son sorusuna. 15. soruya. Ve yaklaşık 40 dakikayı geride bıraktık. Yanda o merkezli çeyrek birim çember verilmiştir. Bıdı bıdı olduğuna göre ifadesinin değeri nedir? Tamamen bir tanım sorusu. Tanım sorusu madem çözelim bakalım. CD uzunluğunu yazmaya çalışacağız. CD uzunluğu burası. Hocam alfa açısı eğer burasıysa biz şunu yazamaz mıyız? Hocam burası kosinüs alfa. Şurası sinüs alfadır. Hatta hatta aynı üçgende şu dışarıdaki uzunluğa ne derim teğet geçene tanjant alfa derim. Kabul müyüz kabul. CD'nin uzunluğu belli sinüs alfa. O zaman yazarak başlayalım. Limit alfa giderken sıfıra sinüs alfa çarpı AE uzunluğunda şimdi. AE uzunluğunu ne bulduk? Tanjant alfa buldun hocam. Onu yazdık. AC uzunluğu. AC uzunluğu şurası. Ben de sana diyorum ki bu bir birim çember. Şuraya kadar olan kısım nedir? Birdir. Ben şu aradakini arıyorsam bir eksi kosinüs alfa yazmaz mıyım? Yazarım. O halde hiç affetmeyip yazıyorum. Bir eksi kosinüs alfayı da oraya yazdım geldim. Evet artık işlem yapmam lazım. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Yani sonuçta işlemin sonucuna gitmek için bir şey dememiz lazım. Tanjant alfa yerine ne yazabiliriz hocam? Sinüs alfa bölü kosinüs alfa yazarız. O zaman düzenleyelim bir kez daha. Limit alfa giderken sıfıra. Sinüsleri çarptığında geldi. Sin kare alfa. Aşağıda ne var? Kosinüs alfa. Onun altında ne var? 1 eksi kosinüs alfa. Bu arada kosinüs alfayı sıfıra gönderdiğinde sıfır bölü sıfır belirsizliği geliyor. Devam ettim. Hocam sin kare alfa aslında bir önceki yani bir iki soru öncesinde de kullanmıştık. Bir özdeşlik demekti. 1 eksi kosinüs alfaydı ve 1 artı kosinüs alfaydı. O zaman devam ettim. Limit alfa giderken sıfıra yukarıdan 1 eksi kosinüs alfa çarpı 1 artı kosinüs alfa bölü kosinüs alfa geliyor. Çarpı dedim. Son elemanı yazıyorum. 1 bölü 1 eksi kosinüs alfa. Vay ucundan gözüktü tamam. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. Bize geriye ne kaldı? Sadece limit alfa giderken sıfıra yukarıdan 1 artı kosinüs alfa aşağıdan kosinüs alfa kaldı. Kosinüs sıfırın cevabı birdir. Bir bir daha yukarıdan 2. Kosinüs sıfırın cevabı birdir. Buradan da 2. Belirsizlik durumları kaybolduğu için cevap sadece dir dedim. Vurdum cevabı iki ama adeta umarım ilerideki CV'mizi doldurur gibi doldura doldura dolu dolu bir ders bitirdik. 34. günde limitin 4. dersinde sonraki 6 soruluk soru avcısını kesinlikle kaçırma diyorum. Gün gün ilerlerken 34. ve 35. günü birlikte doldurmaya devam ediyoruz. 65 gün daha matematik. Birlikte bitecek. Sen yeter ki vazgeçme. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoş kal. hoşça Hoşçakal.